Parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır? Halit Ziya Uşaklıgil, Türk Edebiyatı'na ölümsüz romanlar kazandırmıştır. Aşkı Memnu, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar. Şimdi gördüğünüz gibi Halit Ziya'nın romanları burada örneklendiği açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Ayrıca Aşkı Memnu, Mai, Siyah, Kırık Hayatlar biz Halit Ziya'nın kaç tane romanı olduğunu bilmiyoruz. Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek amacıyla ikinci yere yani iki numaralı yere üç nokta getirildi. E burada da bir sıkıntı yok çünkü kaç tane olduğu söylenmemişti. Burada da bir sıkıntı yok. Eserlerinde betimlemeye ve ruh tahlillerine bolca yer veren Halit Ziya, çağdaşı olan Mehmet Rauf, kendisinden sonra yazmaya başlayan Yakup Kadri ve Reşat Nuri gibi yazarlar tarafından örnek alınmıştır. Şimdi bu cümlede bir tane noktalama işareti yanlış kullanılmış. O da 3 numaralı virgül. Cümlenin ögelerini bulalım. Örnek alınmıştır yüklem. Örnek alınan kim? Eserlerinde betimlemeye ve ruh tahlillerine bolca yer veren Halit Ziya. Burası özne. Arkadaşlar, bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise özneyi bu eş görevli ifadelerle karıştırmamak için özneden sonra noktalı virgül kullanırız. Böyle bir durum söz konusu değil ise özneden sonra virgül kullanırız. Şimdi bu cümleye dikkat ederseniz çağdaşı olan Mehmet Rauf, kendisinden sonra yazmaya başlayan Yakup Kadri ve Reşat Nuri gibi isimler sayılmış. Yani bunlar eş görevli. E zaten bunların arasında virgül var. Dolayısıyla biz özneden sonra eş görevli sözcükler olduğu için virgül değil noktalı virgül kullanmalıyız. Yani burada bir hata var. Cevabımıza C seçeneği dedik. Diğer seçeneğe de bakalım. Romanlarında oldukça ağır bir dil kullanan sanatçı romanlarının bazılarının dilini Cumhuriyet döneminde sadeleştirmiştir. Sadeleştirmiştir yüklem. Sadeleştiren kim? Romanlarında oldukça ağır bir dil kullanan sanatçı. Burası özne. Şimdi gördüğünüz gibi özneden sonra virgül var. Bakalım virgül mü olmalı orası, noktalı virgül mü? Özneden sonra gelen ifadeler arasında virgül yok yani eş görevli ifadeler yok. Dolayısıyla burada virgülün kullanılması doğru. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.